Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ormana geldik. Bugün sizlerle birlikte ormanın derinliklerinde neler var onu keşfedeceğiz. Evet, bakalım. Bizi güzel maceralar bekliyor. Umarım güzel şeyler yakalayabiliriz. Evet. Şu anda daha ormanın içine girmedik. Ormanın yolundayız, ilerliyoruz. Ormanın yolu birazcık toz toprak. Ama ormanın içi güzelmiş. Öyle duyumlar aldık. Bakalım ne kadar evet. Güzel. Biraz önce sincap görmüştüm ama yakalayamadım. Evet. Çok hızlıydı. Evet. Şu an yoldayız hala. Medeniyet var buralarda hala. Evet. İnsanlar yürüyor hala. Galiba ilerlerde tarlalar var. Karşıdan gelen dayım. Beni karşıma ya. Video çekiyor ama şu an. Ha? Videodayız. Çıkma garide. Güvenmeyeceğim bari. Şu ağaçlar ne acaba? Dayıma sorayım bir. İşte. Derinlik olunca çukur mu oluyor? Derin alınca niye çukur diye gelmiyor mu insan aklına? Doğru değil mi? Derinlik derken ormanın güvenli yerleri. Yoran derinler yani ben çukur en dibi diye anladım da. Nasıl edeceğiz onu? Yukarı çıkacağız. Ya. Malzemeler burada kalsa olmaz mı? Malzemeler kalsa olur da. Nasıl edelim şimdi? Kayıtla şu. Şu çiçeğe bakar mısın ne kadar değişik? Ne çiçeği acaba? Yılan ve çiçeği. Mor rengi. Gerçekten yılan mor mı? Mor mu? Bordo. Olsun birazcık mora kaçıyor. Bunun adı yılan çiçeği mi? Evet. Yoksa salladın mı? Valla öyle biliyorum ben. Bilmiyorum yani. Değişikmiş ama. İlk defa gördüm. Burada su var galiba. Evet. Etraflarda birazcık dikenler var. Ve birazcık batıyor. Çimenler bacağımın yarısına kadar geliyor neredeyse. Bayağı uzamışlar. Burada eskiden su akmıyor muydu? Su. Burada sular birikmiş. Su var burada ya. Önceden dereymiş galiba. Evet. Şu an yine dere o da. Su azalmış. Şimdi azalmış evet. Karşıya geçecek bir yer yok mu? Şuradan ileride var. Deneyeyim bakalım. Zorlu yollardan giderek karşıya geçelim. Buradaki çimenler biraz daha fazlalaştı. Bayağı bakın dizimin yarısına kadar kaplıyor yani buraya kadar. Mavi böcek mi sinek mi? Değişik. Burada gerçekten değişik canlılar, değişik bitkiler var. Şurası sanki sazlık gibi olmuş. Bastığım yer içeriye göçtü. Ay bu battı, elime battı. Evet, ne ki acaba bu? Çok dikenimsi bir şey. Ve bak ben burada ne buldum? Ne buldun? Olur böceği. Uçtu. Aa, burada 3-4 tane uğur böcekleri var. Aa bak burada ne var? Yengeç. Kaçıyor. Çok değişik.
Ben canlı canlı yengeç görmemiştim. Bizden kaçıyor. Birazcık yavru tabii. Hadi devam neyse, edelim. İlerleyelim. Beyza. Efendim. Şu an tırmanmaya çalışıyorum. Ne kadar ayağım kaysa da. Uzun sopa da bulamadım kendime. Şu ufacık sopayla çıkmaya çalışıyorum. Oo, yukarısı gözükmüyor bile. O kadar yüksek bir dağ burası. Örümcek ağı bulaşmış ağaca. Güneş de yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı, sıcak oldu. Şuradan baktığımızda bayağı yükseğe çıktığımız anlaşılıyor. Ama daha yol çok uzun. Yarım saat oldu ve biz hala daha çıkıyoruz. O kadar çok yorulduk ki. Şurada gölge bir yer var. İstersen orada birazcık dinlenebiliriz. Evet, dinlenelim. Gerçekten burası inanılmaz serin. Çok az bir gölge olmuş olsa da bayağı serin yani. Şuna otursaydık ya. Nereye? Şuna. O tarafa mı? Evet. Tamam, o tarafa gidelim. Bayağı yüksekteyiz. Evet. Baksana, dayım bir de karınca gibi gözüküyor burada. Evet. Burada birazcık dinlenelim. Oturmak istiyorum artık. Gerçekten oturmak mükemmel geldi. Evet. İnanılmaz güzel. Şimdi şey düşünüyorum, bu yolun devamını nasıl getireceğiz? Ya da yolun devamını getirdik, zirveye ulaştık. Aşağı nasıl ineceğiz? Çok merak ediyorum. Bakalım. Şu karşıda güzel yerler varmış ya. Orada da evet, oralar da güzelmiş. Belki bir sonraki videoda. Olabilir. O değil de saçında böcek gibi bir şey var. Evet. Alalım hemen. Aldım. Aslında çok güzel bunlar değil mi? Evet, güzel. Değerlendirebilene gerçekten çok güzel bir yer. Yani hafta sonu bir kafa dinlemelik yerden. Evet. Ve zaten oksijen bol. Evet. Etrafı da göstereyim. Full ağaçlık. Doğa hayvanları da o biçim çok. Şu aşağı taraflarda insanlar piknik yapıyor galiba. Orada birkaç insan var. Gerçi oralar onların tarlası galiba ama yine de piknik yapıyorlar. Yola devam etsek. Evet, yola devam edelim. Yola devam ediyoruz. Hadi takip edin. Çok kaygan be. Evet, sürekli kayıyorum. Zaten ayakkabının altı da kaygan. Zor oluyor.
Ben düşeceğim ama. Sen de düşme bana derken. Sanki karda buzun üstünde yürüyormuş gibi. Aynen. Ya kolay gibi gözüküyor aslında şöyle baktığımızda ama. Bir 45 dakika sonunda zirveye ulaşmak üzereyiz. Ve zirve. Şu anda çok mutluyum gerçekten. Sonunda çıkabildik buraya. Gerçekten rahatladım yani. Yoruldum. Burada şuradan ağacın gidelim. Dalları kurumuş tabi. Şuradan gidelim. Tamam. Ağacın dalları kafama takılıyor sürekli. O kadar yorulmuşum ki artık etrafımdaki şu ağaç dallarını göremiyorum bile. Gözüm dönüyor. Burada arılar, sinekler gerçekten çok. Tabii hayvanların yaşam alanına geldik. Şaşırmamak gerekiyor. Yani bu tarz hayvanlar iyidir. Yırtıcı hayvan olmadığı sürece. Ama şöyle bir konu da var. Burada mağaralarda ayıların yaşadığını söylüyorlar. Acaba bir ayıyla karşılaşır mıyız? Çok merak ediyorum. Umarım karşılaşmayız. Umarım. Çünkü bir ayı gördüğümüzde ne yapabiliriz? Hiç daha önce başımıza gelmedi. Şimdi bir de buradan aşağı inmek var. Yani onu şu anda düşünmek istemiyorum. Şu ağaçları şey yapıp, olta yapıp, ipli balık mı tutsak? Balık tutacak yer var mı acaba? Ama bu dere kurumuş. Yani dereyi pek göremedim ben çünkü aşağıda gelirken. Buradan şöyle aşağı bakalım mı? Bakalım. Kuş bakışı görüntüsü nasılmış? Yani biraz önce baktığımız yerden bir farkı yok. Ya şöyle baktığımızda çok da yüksek durmuyor aslında. Ama yüksek. Evet, yani bunu tırmanırken fark ettik yüksek olduğunu. Şu karşı taraf çok iyi aslında da. Değil mi? Yani aslında buradan öyle gözüküyor ama tırmanıldığında orası da burası gibi. Çünkü aşağıdan baktığımızda burası da aynı o yükseklikteydi. Yok ya, biraz yüksek orası sanki. Öyle miydi? Devam edelim. Edelim. Şu anda bu ormanda yaşam alanı yok. Yani insan yok bizden başka. O düzlü ormanı geçtikten sonra bir dağlık alan daha geldi. Bunun da zirvesi var galiba. Bu da yüksek görünüyor. Acaba bu kaç saat sürer merak ediyorum. Bakalım. Bakalım. Şu an tek aslında yoruldum falan ama tek ihtiyacım olan su. Ve biz hani zorlukları da görelim diye yanımıza ne yiyecek aldık ne su aldık. Oy, burası da bayağı sürecek gibi. Evet. Neyse ki güneş bulutların arkasına gizlendi. Çok yakmıyor ama boğucu bir sıcak hava var. Ne kadar oksijen çok olsa da esinti yok. Aslında kışın daha güzel olur. Buralar hep dikenlik. Birazcık geçmesi zor oluyor aralardan.
Şu an ben tek çıkıyorum. Beyza yorulduğu için.